Parti Chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Yücüm. Senin çok nezdinde çok geldim. Tüm topluluğumuza çötünüz demek istiyorum. O. Senin Çötonuz nezdinde. O. Gençler nasılsınız? Haftaya beraber başlıyoruz. tabi başlandı aslında haftaya. Çoktan başlandı ama hepimiz adına olsun. Parti Chat'le birlikte haftayı açalım. En azından Parti Chat'in haftasını açalım. En azından nedir efendim? Topluluğumuzun haftasını açalım. Bir aradaki gibi. efendim evet, o muhabbetimizi muhabbetimizi şenlendirelim diye düşünüyorum gençler nasılsınız iyi misiniz Parçet TV ekranlarındasınız biliyorsunuz haftayı açmış bulunuyoruz dediğim gibi burada biliyorsunuz her sabah saat 11'de hafta içi her sabah saat 11'de 11-5 gece falan buluşuyoruz oturuyoruz neler olmuş neler bitmiş onları konuşuyoruz nezis sabahlardasınız şu anda gençler Programı açıyoruz ufak ufak. Gülcüm nasılsın? İyiyim. Nasıl e bir hafta öyle. sonu geçirdin diye öncelikle sana sormak istiyorum canım benim. Ve şu an gene düşündüm ne yaptım hafta sonu diye. Bilmiyorum ne yaptım. Ee, hafta sonu ne yaptığını bilmiyor musun? <laughs> Hatırlatmamı ister misin? Yani. Hiçbir şey yapmamışım gibi hissediyorum. Hatırlatmamı ister misin? Hayır istemiyorum. En son rüz istedim. rüzgar yoktu. Perşembe günü gitmişti. Evet. Ondan sonra Cuma. Cuma nezih sabahlar yaptık en son. Evet. Sonra ne yaptık? Hatırlayabiliyor musun? Ondan sonrası şey falan demişim. Hatırlıyorum canım ne yaptım hatırlıyorum da <laughs> sanki bir şey yapmamışım gibi geldi hafta sonu. Kahve mi bir şey mi karıştırdın? <laughs> şey değil mi? ne o rufi miydi? Ha, Rufio muydu? Yok neydi? <laughs> Marshmallow'a koyuyor Şeydi, falan. Şeyde kalkıyorum ama. ama böyle kendimi biliyorum alakasız, ha, alakası, bir yerde. Bir otelde buluyor kendini Şeyde falan. falan e, Akisar'ın e, 10 kilometre dışında bir böyle yol kenarında. Bunu falan. daha sonra tabii anlıyorsun. Tabii. Yani, film, yani, kendimi yol kenarında buluyorum. Aynen. <laughs> Ondan sonra cuma. Sonra ne yaptın? Cumartesi günü evi temizledik falan. Hı -hı. Hı -hı. Ee, gece rüzgarı aldık bir de. Tabii saat bir de rüzgarı aldık. sabah ee, sabaha karşı. Bir sabah karşı dememiz gerekiyor değil mi? Gece. Gece, gece, bir de, e, geç, gece yarısında bir geçe ya da öyle Gecesi de söylenebilir. Bir geçe mi? Hı. Bir, yani gece yarısında bir saat geçe. Hı. Evet. Yani, yani bilgeçe e, deyince çünkü sıfır evet. sıfır o sıfır anlamda sıfır kullanmadığımı bir. tahmin ediyorum Peki. şu anda. Ben, ben kendi kendime öyle bir tahminde e, bulunmak istiyorum. Anlıyorum. Ondan sonra dün ne yaptık? Dün Rüzgar öde falan yaptı. Evet. Ben Assassin's Creed Origins Çok oynuyorum. Bir benim için. İkinci oynayışım 27'sin 27. saatine girmiş onu gördüm. İlk ilk o beraber oynadığımız sev 56 saatte şu anda. Bu 27 saatte daha bir 27 saat daha <laughs> var üstünde yani oraya gelmek için aslında. O yüzden Anubis'e yetişemeyeceğim galiba öyle bir durum. <laughs> Olsun. İlk sevle yapmak istemiyorum. İkinci sevle. Hiç evli. yapamayacağını olsun. ilk sevle Kaç yapsam Kaçarsa kalsın. Yeniden gelecekmiş çünkü. Ha peki. Bir ara yeniden gelecekmiş. Anubis efendim. Etkinliği. Anubis. Aynen öyle. <laughs> Pardon. Ee, bu. Genel olarak bu. Bizim bu. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar. Sizleri de bir alalım. Ekstriks, bir paylaşınız. İki haftadır uğraştı ödevini teslim etmiş. O yüzden çok mutluymuş. Bravo. Ee, Batuhan önümüzdeki iki gün üç tane sağlam sınavı var. Onlara çalışıyorum diyor. Hmm. Ondan sonra jıma. Sınav haftası ha. Bizimkinin de sınavı vardı. Evet. İspanyolca mıydı? Evet. Bezirak e, şimdi Fortnite'da ikinci olmuş gelmiş. Öyle mi? Biz Fortnite giremedik ya. Vallahi hiç bakalım. Vallahi bu bile arada... şu yeni yamalar geldikten sonra bir girip de oynayamadık. Belki bir denk bir şey getirebilirsek denk getirebilirsek. Artık zaten olursak... biz aralarını almayacak ya partiçiler. Yani onlar aldı başını gitti zaten. Doğru. Doğru. Şöyle falan girecekler. Eğer Victor Royal yapılmayacaksa hani şey, oynamayalım bak yani. Şu şekilde hani eğilme kalkma bilme bunlar hoş değil. Ya bak. Bunlar hoş değil. Orada kurşunları boşa olmaz, attın. Gördüm olmaz. onu ben. E olur tabii öyle bir muameleyle mu, e, muhatap olabiliriz. olabiliriz. O yüzden kendini yani, geliştirmek zorunda olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sırf sen değil tabii yani. yani kendini derken biz. Kendimi yani. dediğini sanmıştım yani, ben. kendini. Ki... Kendini geliştirmek zorundasın dedim ama o sana özel anlamda değildi. yani. Genel olarak gelişime açık olmalıyız diyorsun. Evet izliyorsun. gelişime anlıyorum, açık olmak lazım anlıyorum. anlamında bunu ifade ettim. Arkadaşlar bu hafta. Büyük ihtimalle geceleri şey oynayacağız. Mario efendim. tahle falan oynadı zaten. Bir de bizden izleyin hmm. bakalım. izlemeyen varsa orada en azından. Aynen. Ee, Mario efendim Odyssey oynayacağız. Cuma günü de zaten şey çıkıyor. Resmi olarak. Ne o? Ee, Battlefront Bellf 2. Battlefront. Battlefront be be 2 çıkıyor. Bakalım Cuma günü de Battlefront 2'ye geçeceğiz. Tartışmalar sürüyor orada. Evet evet. O Dinmedi. kadar da bir numara yok falan diyorlar yani şey açısından bu düzeltme loot falan. box falan. Hmm. Ha, öyle olmamış. pek bir düzeltme yok. Bakalım sövecek miyiz? Göreceğiz. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Bu hafta içi geceleri yayı, şey, oyun yayın programımız bu şekilde cereyan edecek diye düşünüyorum. Araya belki Fortnite sıkıştırır mıyız? Mario'nun durumuna bağlı. 10 saatte falan bitiyormuş diye duydum. Mario. 12 değil miydi? Neyse işte Neyse öyle o şey. Civar bir şey. Böyle efendim e, işte. toplanacak olan zımbırtıları falan almazsan. Etmezsen 10-11 saatte bitiyormuş. Nasıl kaşıyor biliyor musun? Ben, gidip Öyle bir mi? Baktım şöyle ben de. hiç bakmadım oyuna da. <laughs> yani Paralar var onu kırayım ondan da bir şey çıksın falan klasik. E bu ay toplamanın dışında para, to para topluyorsun. topluyorsun tabii. Böyle ha. şeyler var bir de etrafta. Ee, ne onun adı? Afişler var afişleri yırtıyorsun ha. falan. Aynı durum bende Origins'de oldu ya. Çok fena. Bırakamıyorum oyunu yani. Orada da quest var. Burada da bilmem ne var. Şuradan da şunu toplayayım. Şuradan şu skill'i alayım falan. Of çok fena. Çok fena sardı. Mısır oldum yani anlatamam. Mısır, mısır mısır. Çok fena mısır mısır. mısır. Oyun öyle oynuyorum zaten. Mısır 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 mısır. <laughs> <laughs> zaten mısır yiyorum. İğrenç. <gülüyor> 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 Neyse henüz ayamamışız onu anladım. <laughs> Ay, ayıyoruz. Ayıyoruz. Haftaya ayıyorum yani şu anda. Geçelim mi o zaman haberleri ufak ufak arkadaşlar? E, pembe ol diyor ki bu arada şey için Battlefront 2 için ben de Xbox'ta oynadım iye yak sesle diyor. Hmm. Eğer bu son versiyonu küfür yer gibi diyor. Hmm. Hmm. Ne açıdan? Single player yani bu efendim e, senaryo modu mu yoksa şey modu mu? Çoklu oyuncu modu falan mı? İlgimi çekti. Küfür yiyecek tarafı nedir yani? Çünkü bir saat falan açık bildiğim kadarıyla. E, erken şeyde erişimde bu. Origins. Hmm. Origins ne ya? Aa başka bir şey bilmiyor. Artık böyle. Zaten uyuyorum, uyanıyorum. Anubis sürekli böyle. Set beni arıyor. Beni çağırıyorlar. setmet. Bu şekildeyim şu anda. Evet. Ee, origin, EA Origin Access. Efendim 1 saat açık galiba. Bildiğim kadarıyla. Multiplayer bir set 1 saat açık olabilir tabii. Yani. Neyse Öyle. göreceğiz ya. Göreceğiz. Cuma ya cumaya kadar göreceğiz. beklersek. Cuma'ya kadar beklememiz gereken bir diğer şey de bu tabii. Bu mu? Evet. Peki. Ne güzel Efendim nedir o? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum seni canım. Tebrik ediyorum. Gelelim şuna. Justice League incelemeleri ufak ufak gelmeye başladı. Biz bunu konuşamadık. Bir iki gün falan oldu bu tabi. Ama biz nezi sabahları yeni yapabiliyoruz elbette. Justice League'in efendim incelemeleri ufak ufak geliyor. Tabi burada Ray ablamız var ama onda bir ufak ıı, teaser trailer yani gibi bir şey eşko, yayınlandı. girmiş buraya. <gülüyor> 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 Justice League'de Ray'de mi varmış? Evet. Hı. hı -hı. Konuk oyuncu olarak yer almış. <laughs> Adalet takım madem. Birleşiyorlar değil mi? <laughs> tabi tabi. Birleşiyorlar derken anlamadım. Star Wars ve şey. O Marvel anlamda dedin değil mi? Doğru ha, anlamışım. Marvel dedim ya DC Universe. Crossover diyorsun ya yani, crossover. Efendim ilk incelemeler gelmiş. İlk incelemeler şu şekilde efendim. Korktuğumuz kadar kötü değil. Ee, um, ummak istediğimiz <laughs> kadar iyi değil gibi bir. Ee, Abi bir film yapsam biri dese ki korktuğumuz kadar kötü değil çok kötü hissedeyim kendim kendimi ya. ya. Düşünsene. Çok kötü değil mi film yani? Feci bir şey ya. Aa bir dakika Gürkanlar film yapmış. İyi e, neyse korktuğumuz kadar i̇yi kötü ya. değil falan. Neyse. <laughs> Bu GameSpot Universe'tan bir arkadaşın yorumuymuş. Hı, ne demiş? Kendisi demiş ki iyi demiş ya Justice League iyi demiş. Wonder Woman ço e, efendim wonderful harika. Aquaman aku Aquaman. Şaşırtıcı şekilde havalı. Evet. Flash eğlenceli. Batman, Batman sarhoş. sarhoş gibi. Efendim hikaye e, güzel <laughs> yani. Çok gibi. Ha. Ee, e ve hepsi, sürpriz bir şekilde eğlenceli. eğlenceli. Evet. Mükemmel değil ama. Kusursuz değil. Keyifli. Eğlenceli, keyifli. Denmiş. Ee, efendim başka şeyler de var. Ajenden Terry Schwartz var mesela. Hı -hı. Demiş ki e, bayağı eğlenceli. Hı -hı. Yani kusursuz falan değil. Bir sürü problem de var. Yok Hı -hı. değil. E, ama böyle bir e, takım olarak karakterleri önemsiyorsunuz demiş. Eh, önemli bir şey. Oldukça eğlenceli, komik demiş. E, beklenmedik şekillerde komik demiş. Ki, ki bir ön... yani hep. Bununla eleştiriliyordu ya bunun üzerine hatta tartışmalar çıkıyordu illa hmm. komik bombası lazım falan diye. Hmm, hmm. Ee, şimdi de anladığım kadarıyla onun üzerine gidilmiş Bir dakika gidilmiş tartışmalar biraz. nasıl çıkıyormuş bir daha yapar mısın? İlla komik bombası lazım. <laughs> o niye öyle oluyor? O neden tartışma öyle oluyor? Tartışma ya tartışma tonu açısından. Tartışma tonu açısından. Tartışma tonu açısından. Tabii. Tabii. Öyle mi tartışma? Ton o mu yani? Tabii. Bu şey var ya. Çünkü bir nokta sonra bir, bir, bir yerden sonra oraya geliyor ya hani diyorsun ki sen işte... Ee, ...ne bileyim ben eğlenceli değil falan diyorsun. He. İlla eğlenceli mi olması lazım. Marvel gibi böyle vıcık vıcık mı olması lazım diyor. Bir taraf diyor ki ya o anlamda söylemiyorum diyor. Öbürü o zaman şeye geliyor. Oya geliyor olay. oluyor diyorsun illa. <laughs> Bilmiyorum karşı cephede yer alıyormuş üslubu edindim ben Yok, senin bu Yok canım. <laughs> Çünkü mahallede falan vardır ya biz bunun geyini yaptık mı hatırlamıyorum ama ne? şey olayı vardır ya kendini konumladığın efendim pozisyonladığın tarafı anlatırken son derece makul. Tabii ki. Makul efendim e, mütevazı gayet e, mantıklı. Aklı Selim. Aklı Selim falan bir üslup. Karşı taraf özdeşle şey yani antagonisti falan anlatırken <laughs> böyle bir fevri böyle bir efendim Tabii. böyle Tabii. bir tavırlar. Kesinlikle yok bir şeye bir örnek gelmem. alabilir miyiz? Tabii ki. Mesela nasıl bir örnek alabiliriz? Ee, ya ben dedim buna işte bak biraz bak kızım, dedim aklını başına topla yapma. kızım dedim bak çok üzüyorsun kendini Ses böyle, böyle yapma bak etme eyleme bak kendine zarar verir başladı Ay Ondan sonra sen ne karışıyorsun bu bilmem ne de bak bu dedim, ne, bu yapma ne? bunu Heh. biraz makul ben senin iyiliğin için konuşuyorum baba. ben baba falan dinlemem bilmem <laughs> bu konuşuyor bana ama o öyle konuşuyor ama sen böyle konuşuyorsun değil mi Tabii. yapma etme evladım. Böyle şey değil mi? Aksakallı. <laughs> Arkadan ne şey falan giriyor, ney falan giriyor yani. <laughs> konuşurken de mi? Böyle huzur dolu içine. Karşı taraf konuşuyor. Bu şekilde mi yani? Tartışmanın bu şekilde ceyran ettiğini, ettiğini, değil. mi ifade etmek <laughs> istiyorsun? Ya evet şimdi evet gene girmek istemiyorum muhabbetler ama eğlenceli oldu. Şöyle bir şöyle bir pencereden yaklaşılmış Justice League ile ilgili ben onu Hı. söyleyebilirim. Ee, olması gerektiği gibi onu okudum burada alınmış mı o bilmiyorum ama olması gerektiği gibi e, optimistik efendim bir yöne yönelmiş hmm. film deniyor hmm. yani e, evet pozitif bir bakış açısı hani hep çok karanlık olmakla evet. eleştiriliyordu ya. Doğru. Karanlık derken işte efendim görüntülerin karanlıklığında Yo, falan sırf o da ziyade, değil. evet herkes böyle. Hani öyle hiçbirimiz işte hiçbirimiz için umut yok. Üzgün Öleceğiz. kaslılar. Ha, evet yani öyle bir durum. <laughs> Buradan daha böyle evet bak pozitif ışığı gördük oraya doğru. Onu artık Süpermen'le mi yaptılar neydi yani öyle Süper bekliyoruz tabi ama. Süpermen nasıl döndü onu da bilmiyoruz tabi. Onu ee, onunla mı yaptılar nasıl oldu bilemiyorum. Bıy bıy bıyığıyla extra, değil mi? İnanılmaz. Öyle bir bıyık ki kendimi artık çok iyi hissediyorum. <laughs> bu Mario şekilde mi gerçekleşti yani? <gülüyor> <gülüyor> Mario. Mario. O da şey, Mario. Mario. Ee, bu Justice eleştirileri bu şekilde Ceryan'mış. Güzel olmuş. Bu yayında sanıyorum ikinci kere Ceryan kelimesini kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Bilinçaltıma yerleşmiş olabilir mi? Dün şu pencere açıktı ya. otum böyle biraz cereyanda kalmışım galiba. Kurender yapmış galiba. Onunla ilgili olabilir mi diye düşündüm. Neyse bu cuma günü geliyor değil mi? Ha? Cuma günü. Cuma günü geliyor. Aldık biz de bulaklarımızı. Evet ]imizin. bakalım gidelim. O yüzden cuma günü nezih sabahlar yok şimdiden söyleyeyim. Aynen öyle. Ee, şeyden efendim e, canlı bir şekilde e, görüşlerimizi iletebilir miyiz? Bilmiyorum. Umuyorum öyle bir şey yapabiliriz. Umudum o yönde. Spoilersiz ee, spoilersız bir şekilde konuşuruz. Spoilerlı olarak da ee, Salı günü falan şeyde sinemaskopta Derinlemesine dalarız diye düşünüyorum Tahminim bu yönde şimdi Justice League Demişken e, Wonder Woman çok beğeniliyor hı hı. Cyborg çok beğenilmiyormuş bu arada En öyle beğenilmeyen mi? tarafı o olmuş galiba CGI falan kötüymüş O kötü zaten adam da şeylerde de öyle zaten. gözüküyordu CGI, ya Evet o, Trail, o, e, Trailerlerde falan da kötü diyordu herkes. herkes. Ee, Wonder Woman beğeniliyor. Wonder Woman'la ilgili şöyle bir gelişme var. Bizimle evet. paylaşır mısın? Paylaşırım. Bir? Şimdi Wonder Woman 2 yapılması söz konusu ya tabii çok beğenildi falan filan. Fakat Gal Gadot şöyle bir çıkışta bulunmuş. Ha. Bu filmin yapımcılarından biri olan Brett Ratner. Onun hakkında da bir sürü taciz şeyleri çıktı. Hani o da bayağı böyle sağlam isimleri evet. taciz etmekle. Biliyorsunuz bizim hakkımızda da öyle ithamlarda bulunuldu iddia. Yani Biz yani doğru değil tabii. Discord kanalımızda yaptık. Tabii. Ama anlaştık yani anlaşma anlaştık. sağlandı. Yani çeşitli imzalar atıldı. <laughs> ben Çekiler geri döndüm. Gitti, geldi. anlaşma sağlandıktan sonra geri döndüm ben. <laughs> yani evet. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Avukatım çünkü konuşma dedi. Çok burada mı avukatımız, avukatımız burada mı? Avukatımız burada. Şu an otobüsten katılıyormuş kendisi. Öyle mi? Ben <laughs> <Hayırlı> onun <laughs> <laughs> yol, çekini yollamadım o yüzden otobüse doğru. hala. Eee... Buyur. Neyse kendisi demiş ki Galgado eğer Brett Ratner e, şey olursa ha ne olursa olursa ben gelmem Hayır, proje, demiş. projede efendim olursa yine evet. yapımcılık falan evet, yaparsa evet, evet. ben bu projede yer almam demiş. Hı -hı. Aynen öyle. Peki. Ağır koymuş. Peki. Ne yaparsın? Ne gibi ne yaparsın? Warner Bros olsan kimi kovarsın? Yani daha doğrusu kimi kovarsın yanlış oldu. Brad Ratner'ı kovar mısın? <laughs> oldu Gergadoy'u kovuyorum <laughs> yani bunun karşısında. Ya yani yapacak bir şey yok. Brad Ratner'la ilgili ciddi iddialar var yani Bayağı. yine. Bu X-Men'de efendim Alan e, Page'e de falan böyle bir... Ya, sözlü bir takım şeyler atraksiyonlarda yapmış. Atraksiyonlarda bulunduğu ithamları var. Ee, ee, evet. <laughs> evet yani Natasha neydi kadının adı? Henstridge. Henstridge. O, o, o muydu? Brad Ratner mıydı onu yapan? Aksiyonlar, hareketler. Peki. De, burada tabii. anmak istemediğimiz ee, <laughs> benim öyle çok beğendiğim ha Olivia Mana Olivia evet. öyle iddialar var efendim var. hakkında ha. ee, olup olmadığını bilemiyoruz tabi ama iddialar ciddi iddialar yani ee, yani böyle bir durum varsa büyük ihtimalle Brett Ratner tabii ki güle güle diyecek bir şey yok ben ilginçtir mesela ben Brett Ratner hep şeyle bilmişimdir ee, bu efendim ne o Red Dragon falan çekmesiyle o dönem işte hmm, böyle rush hour, evet. rush hour, falan da onun değil miydi? Onun da olması Galiba. lazım. Galiba. Ee, acaba ondan da bir şey çıkar mı? Ee, aksiyoncu falan mı? Yok yok aksiyoncu değil. Şeyi kim çekmişti rahmetli? Ne? Bak şimdi Hı? ismi gitti aklımdan ne? ya. Bir hatırlarsanız eee Kuzuların Sessizliğini. Şey, eee Jantinden. Jantin o da mesela işte böyle e, gerilim falan değil, böyle komedi veya işte başka tarzda filmler falan çekerken bir kuzuların sessizliği çekerek var işte bu oh, hakikaten ne kadar ispatladı hmm, kendini evet. falan diye. Acaba Brett Ratner öldü mü ya bu arada? Öldü. Hadi ya. Ee, öldü değil mi ya? Öl, öldü diye hatırlıyorum. Bu geçtiğimiz yıl içinde öldü diye hmm. hatırlıyorum. Acaba Brett Ratner'da öyle olacak mı falan diye muhabbetler dönmüştü. Hı -hı. Böyle bir efendim türde atlama yapıp da kendini kanıtlayabilecek mi diye. Hatta Anthony Hopkins'in şöyle bir şeyi vardı hatırlıyor musun? Ee, anekdodu vardı. Ben böyle yönetmenleri çok severim kalkıp da sana ukalalık taslamaz bunca yıllık hani şeyimiz var neticede kariyerim hı hı. ne yaptım biliyorum ben hı hı. sana der ki şöyle şöyle yap ondan sonra sen de oynarsın hı hı. bildiğin gibi falan diye öyle mi yapmışım ee, takdir ettim hani hiç böyle kalkıp da o ego yarıştırmadı ben, ben şey yapmaya çalışmadı Laf geçirmeye bilmem ne yapmaya çalışmadı falan diye öyle anekdotlarla hatırlarım. Ya bu taklit edecek Brad şey mi e. Allah aşkına? yönetmensin ha? karşında Anthony Hopkins var abi sen takıl dersin yani bu normal değil mi? Yok ya demek ki adam karşılaşmış yıllar içindeki öyle şeylerle. Ya, hakikaten Anthony Hopkins ego yarıştırmaya kalkıyorsan da yani ciddi sıkıntıların vardır. Ya olabilir yani Niye olmuştur bir şey ne ki bileyim ya. bilmiyorum. Yani ben gibi. işte aklımdaki şey bu sen bunu sakın yapma benim aklımdakini yap falan diye dire diretenler olabilir, olabilir. olabilir belki olabilir. vardır belki bilmiyorum yani. Herhalde öyle bir şey oldu. Ben en azından Brad Rattler'ı bu şekilde hatırlıyordum. Ee, rush Hour'lar falan hı -hı, sonra. Vay işte adam görüyor ya musun ya? Sen. Sen Bak sen görüyor musun? Suzan Hanım'ın oğlu Brad'i e duydun mu? Halbuki halbuki. bak Olivia Man falan ona demiş. Brad yapma, etme. Bak yapmaya yazık ediyorsun kariyerini. Sana mı soracağım da ben bilmem neydi. Ben işte Brad Rattler'ı <laughs> koskoca bilmem işte yapmışım da işte Red Dragon falan. Yapma, etme. Bu ben mu? senin için söylüyorum. Bu mu yani Wonder Woman? Bu efendim bu. Yani evet. Koymuş mı... Hatun şeyini yani. Çötenk şey diye. Peki iyi hoş. Ee, neymiş bir dakika? Last month, Garo is said to have backed out of going to a dinner during. Ha geçen ayda bir yemeğe gitmeyi reddetmiş evet. galiba Brett Ratner'la. Hmm. Peki doğrudur diyecek bir şeyimiz yok yani bu bu <laughs> bitmiyor yani bunlar öyle mi bu bu son gelmeyecek bu işin sabah işte şeye bakıyordum haberlere falan IMDB'ye bakayım dedim şöyle IMDB'nin haberlerine. haberlerine dolu ya baştan aşağı değil mi yani neredeyse neredeyse o ona 10-10 on demiş <laughs> hakikaten öyle yani yani kamera önünden insanlar kamera arkasından insanlar işte her yerden İlginç ya ya bu taciz maciz olayları falan demişken yani neyi taciz olarak sınıflayacağız, sınıflamayacağız efendim toplum içerisinde hareketler dikkat edip etmeme bak nasıl bağlıyorum dikkat edip geliyorum. Başa, ben beğendim. Geliyorum, bağlamayı çekiyorum, bağlama çekildi. Tut 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 bağlantı sağlandı falan. <laughs> Bodrum uçağında inanılmaz olay. Yani bu bu da, bu da tam yeri herhalde diye düşünüyorum. Yolcuların öpücük kavgası. Böyle deyince sanki şey gibi oluyor ya. Hani ben e, yan sıramdakine gidip öpüyorum falan hiç öyle anlaşılıyor. Ama. Ben sen haberi ilk bahsettin de öyle zannettim. Tanımadığı çok... biri veya işte Hı. efendim daldı saldırdı falan böyle. Ondan sonra ve sonraki tepkim de yani ben buradan pilotu pilot helal işte olsun kesinlikle. Ya, ya şöyle yapsaymış ya dediğim ne varsa yapmış adam yani. Değil mi? Sen haberi dinlerken pilot şöyle yapsaymış diye düşünürken sonrasında lazım ya. öyle geldi. Hani şey, Ama Uygulama bu, böyle dediğim he, her şeyi aynen, yapmış Aynen adam. adamlar sonuçta. Neyse bu arada üstüne. Neyse buyurun haberimiz önce nedir komik. Gülcüm? <gülüyor> Sendeyiz. <gülüyor> ee, İstanbul Bodrum Seferini yapmakta olan TK... Hımm. Uçakta... Biliyor muyuz şeyini? Yok hayır attım onu. <laughs> İstanbul Bodrum Seferini yapan uçakta <laughs> ondan sonra yeni evli bir çift ki yeni evli olmalarının hiçbir önemi yok. Bence evli olmalarının da hiçbir önemi yok. Evet ya, abi neyse. yeni ve yeni evli ibarelerinde niçin haberde yani? Nedir? Yani neyse. Bir çift, çift olmalarının önemi olabilir ben, Evet, çiftler için. birbirlerini tanıyorlar çünkü hani yani bir, öyle bir evet, rıza içerisindeler. çerçevesinde birlikteler evet, hani onun, onun için, için önemli. Bir önemi olabilir Ama haberde. evli olmalarının ya da yeni evli olmalarının bence de hiçbir anlamı yok. Peki buyurun. Neyse, e, çiftin bayan olanı erkek olanını yanağından öpüyor. Bayan olanı Evet. Kadın erkeği yanağından evet, öpüyor. Öpüyor. Evet. Bunun üzerine yanlı... kim bilir nasıl öptü biliyor musun? Nasıl? Halbuki, halbuki uçaktakiler demişler bak. Kızım <laughs> öpme böyle. <laughs> evet ben öperim benim kocamda bilmem ne de bütün uçağa ayak kaldırmış kadın. Bu mu? <laughs> Hayır öyle olmamış Nasıl tabii. Nasıl olmuş? <laughs> yan taraftaki <öyle gülüyor> demiş. yapmış. Yan taraftaki. yan taraftaki demiş ki kadına ne öpüyorsun ki kadın öpen yani. Orasını ben Öyle anladım. mi? Kadını ne öpüyorsun uçak öpme yeri mi gibi bir şey söylemiş. Uçak öpme yeri yani, tam mi? Tam olarak alıntıları, alıntılayalım. <laughs> Güzel yani tam doğru olsun. <laughs> Videosu var galiba izledin mi sen? Kavga kısmı var izlemedim. Ha Kavga kısmı var peki. Ee, okuyalım. Merve Tulunay Bodrum'da Beş Yıldızlı lüks bir otelin genel müdürü olan eşi Mehmet Tulunay'ı bunu niye öğreniyoruz onu da bilmiyorum. Yanağından öptü. <laughs> Bu sırada uçakta hemen yan tarafta oturan Hamit C ve ailesi öpüşen çifte kadını nasıl öpersin burası uçak herkesin içinde olmaz böyle şeyler diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıkmış. Sanıyorum bu bir, e, belirtiliyor ya işte şu otelin sahibi buymuş falan Hı -hı. credible yani. Sanıyorum öyle. Bu yani bu aynı değil. Yani sarseri sarseri üniversite değil. öğrencisiyseniz kız arkadaşınızla bunu yaparsanız şansınız yok ben söyleyeyim atılmak sana. atılmak gayet tamam o zaman olur falan mı yani? <laughs> Şansın yok yani. Oradan yırtamayabilirsin öyle söyleyeyim ya. Yani. Karım. Karım. Yeni evliyim ve Üstelik. kariyer sahibiyim. <laughs> bu mudur? Budur peki. Hatta şöyle bak pozlara bak pozlara. Sen şimdi uçakta bu triplere girersen tabii lafı <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonuç olarak e, pilotun doğru davranışı pilot indirmiş insanları. Abi klasik yani direkt yaptı Kavga pistte, edenleri pistten indirmiş. Pistten geri yani. dönmüş bayağı. Evet. Fzz, motoru falan durdurup polisleri çağırmış. Bana ne abi edin. ne yapıyorsanız yapın demiş. Ne kavga ediyorsanız e, burada bir edin dışarı. Bu da enteresan olan bir şey daha geldi. Buna e, şikayetçi olmamışlar mesela şey buna maruz kalan çift. Ben olsam direkt şikayetçi olurdum abi. Karşılıklı anlaşmazlık diye bir şey duydum. Karakolda öyle bir geyik dönmüş. Hmm. Karşılıklı Herhalde anlaşmazlık. Öpüşün, Peki bir şey Hayır söyleyeceğim? Söyleyeceğim? Burası öpüşme Sen Uzasın ister misin yani? Aa, bilmiyorum ama çok gıcık sen ne haklı sana ne Mahkemeler, ya? Mahkemeler bilmem neler falan. Bilmiyorum. Hı? Aslında uzatmak lazım. Ben oluyor sorayım. mu efendim ekstremist burada mı? Burada. Buradaydı değil mi? Evet orada zaten evet, görüyorum. Evet. Yani ne olur böyle efendim şikayetçi olsam ben bayağı mahkemeye Diyor uzanır ki, mı? Yok ki taciz yoksa... kapsamında değerlendirilemez bu elbette. Hukukumuzda suç değil. Ayrıca ancak zorlasalar kabahat kanunu kapsamında... <laughs> Ee, kabahat bile kabul edilemez demiş. Ya tabii canım ya. Yani taciz, ya, ben öyle ya. bağlantı çekeyim diye öyle yaptım ya. yoksa onun taciz olmadığını biliyorum. Ya. Bence onun karşı tarafın yaptığı taciz sana ne ya? Evet, onu taciz olarak değerlendiremez miyiz? Kişisel alana giriyorsun. Hı? Herkesin içinde beni böyle ihşa ediyorsun falan. Ne demek yani bu? <gülüyor> ya <gülüyor> bence of. sağlam döveceksin ha? ben sana söyleyeyim. Sağlam döveceksin anam sana ne oldu böyle ya? Ama anam, gıcık babam... oluyorum sana ne ya öperim öpmem ne var yanağından öpüyorum bir de baş... yani ne? Sınırı ne peki bunun? Kaşıma. Ya ne var soru sordum ya. <laughs> Arkadaşlar ben artık bu programda soru daha evet, soramıyorum hep ya. Evet ev spektrolde uçakta yolcu olsam ikisinden de şikayetçi olurum. Bir dakika öptüğü için mi şikayetçi oluyorsunuz? Bir hayır hayır kavgadan dolayı kavga çıktı ve hani benim ben onları yüzüne Peki, mağdur okay, duruma düştüm gibi. Doğru doğru sen öptün mesela ben seni öptüm şöyle Hı? öptüm bak uçaktayız canım Hı? tatile gidiyoruz. E zaten yan, böyle oldu tamam, yani. yan taraftan şey geldi uçak burası falan bayağı şeyle geldi işte Boeing bilmem ne <laughs> model numarasıyla falan geliyor adam ama ondan sonra ben adam benim tepeme falan yapmıştım da ben ne yapmam lazım şimdi? Nasıl o gelişti bilmiyorum. Ben Ben de bilmiyorum. Ya yani karşılık verirsen evet kavga çıkarmış oluyorsun. Canlı şey mi demek lazım? Yani arkadaşlar. Doğru. Bak, bak, bak Yalnız teknik olarak evimde değil miyim? Evet ama canlı. Ama canlı değilse evet doğru. Yani evet. <laughs> neyse ya. Uf ne bileyim bilemedim. Ekstralix diyor ki şikayet ettiğinizde soruşturma başlatılır. Soruşturma savcısı iddianame düzenlerse mahkeme aşaması olan kovuşturmaya geçilir. Şikayetçi olduktan sonra duruşmalara katılmanıza gerek yok. Zarar gören sıfatıyla isterseniz duruşmalara katılırsınız ama katılmanız şart değildir. Şikayet etmeniz yeterli. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yani hakikaten e, eksik olma. Yani Programda vallahi, efendim ne güzel bizim bir topluluğumuzda kafamız <laughs> karıştı böyle hukuk alanda. danışmanı falan ben çok, canlı bağlantı ya. yapmak istiyorum. Yani, yemin şöyle ediyorum ya. Kendimi çok güvende hissediyorum. Değil mi? Gerçekten valla dalga olsun diye söylemedim. <laughs> Vallahi billahi Çok ya. Çok güzel yani. Şey falan yapmak istedim ya. Onu yapsak ya burada ya. Böyle bir, bir tarafsız bir doctor, bölge falan bulalım. gibi. sabah programları öyle avukat doktor falan olamaz mı ya? Olamaz mı ama. Tarafsız bölge tarzı bir şey yapsak sabah programına da olur da. Baya böyle oturuyoruz burada falan. İşte mesela şey oluyor. Ekselix efendim e, programımıza hukukçu kendisi falan. <laughs> İyi akşamlar Gürkan. Hoş geldiniz Sayın Ekselix. <laughs> <laughs> sayın hoş geldiniz falan anlatıyor falan işte böyle. Üç dakikanız var. Buyurun falan. Ya bir de psikiyatrist olsun ya Burak Bayırlı. evet doğru. Olabilir. E Aynen. Onu sabah sen, programı sen seti şey o yap yani. Onu. Ben Psikolog, yapmam. psikiyatr Psikolog. Şeyimiz diyetisyenlerimiz de var. Aha bak hakikaten tam sabah programı şeyimiz var yani kadromuz mevcudu. Var var. var. İstediğimiz ya gibi yaparız. Şey. Ben de yemek yaparım. <laughs> yemek programı yapmayacak <laughs> mıydık Neyse sabahların <laughs> bir bölümünü yemeğe ayıralım. Neyse geçelim bir diğer haberimize. Apple efendim e, iPhone 10'un ekranlarındaki e, bir sorunla ilgili yazılım güncellemesi yapmayı düşünüyormuş, planlıyormuş. Neymiş bu sıkıntı? O da şuymuş efendim. Soğukta böyle sıfır derecede falan ekran e, tepki vermeyi bırakıyormuş. Yani Kaç dokunuyorsun, derecede? dokunuyorsun bir şey olmuyormuş. Sıfır mı? Evet, sıfır derecede. Bu tip e, efendim şikayetler gündeme gelmiş. Ben efendim sıfır dereceye çıkardım telefonumu, kurcalıyorum, kurcalıyorum bir şey olmuyor hmm. gibi. Dokunuyorum, dokunuyorum bir şey olmuyor gibi geçen. Seninkine de olmuştu. O olmadı mı? Evet ama soğuk Şeye çıkarken var. yukarı doğru çıkar. Nasıl soğuk değildi? Orada Sıfır orada olmadı mı? değildi yani. Sıfır. Evet. Orada olabilir ya dağ başı. <gülüyor> Yok artık. <laughs> ne? <Şimdi> basınçtan falan. <laughs> basınçtan olmuş olamaz <laughs> mı? Nereye çıktın? <laughs> ya Everest canım şimdi de e, no, ne o base camp. Yani neticede gene ben anlıyorum. yüksek sonuçta. <laughs> e, Apple Apple'da demiş ki biz bunun farkındayız. Efendim böyle durumlar ol, olabileceğini olabileceğinin farkındayız. Ha, o zaman ee, yok Bunu demiş. yazılımla yani bu ekranla ilgili bir şey değil bu. Hı. Ya, ben öyle demişler. anlıyorum yani. Bunu yazılımla e, şey yapacağız. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Çünkü çalışmıyormuş galiba 2-3 saniye sonra veya 5 saniye sonra çalışıyormuş gibi bir durum olmuş galiba. Abi nasıl gıcık olacağını tahmin edebiliyor musun? Dünyanın parasını gömmüşsün. Evet zaten Ve bu. böyle soğuk bir iklimde yaşıyorsun. Bu nedenle Sürekli gündeme öyle. geldi. Ama demek ki bir koruma mekanizması falan var orada. Büyük ihtimalle. Ee, böyle hani ani hava değişimde, ani sıcaklık değişimlerinde. hı. hı. Ee, belki onu koruyucu bir öyle bir şey mekanizma falan vardır belki. O nedenle böyle bir şey konmuş olabilir yazılıma. Onu herhalde ayarlayacaklar. Açacaklar şimdi. Ya da biliyorsun. bir şey algoritmasını değiştirecekler ya da bilmiyorum. Yani ama yani. Bir şeyler yapacak. E herhalde test ediyorlar bunları test etmiyorlar mı sıcakta soğukta çalışmasın ya. <laughs> Yakıştıramadım yani. Güzel bak senin bu, da, bu tavrını ben beğendim ya. Tavrına hayran olayım yani. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ama yani canlı yayında bu tip şeyler yapmak. <laughs> Doğru söylüyorum. Diyelim. Doğru söylüyorum. Evet. Sen de doğru söylüyorsun. Ben doğru söylüyorum ama. Ben ne söylüyorsam doğru söylüyorumdur falan. <laughs> bir de böyle bir şey var ya bizim hakkımızda. Ne söylüyorlarsa doğru çok çok biliyorlar, doğru söylüyorlar falan. Hayır hiçbir şey bilmiyorum onu söylüyorum yani. Ben burada haberler falan neyse onu onu aktarıyorum. Neyse yani bu tüketici duyarlılığı tavrını beğendim. Onu söylemek istiyorum. Bu kadar para verdim kardeşim bana. Güzel bir deneyim sunun tavrını beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Apple'da yani. mı zorluyorlar her sene her sene <gülüyor> <gülüyor> oyun firmaları gibi her sene telefon çıkaracaksın. Hızlı yetiştiremiyoruz falan. Yo zorladıklarını zannetmiyorum yani. Ben de yani. zorlayacak. Yani, e, satıyor ki satıyor bir de var ya satıyor ki çıkarıyor adam yani böyle bir durum var. Var var. var. Ama tüketici şeyi önemli ya ben sana söyleyeyim. Ya olmaz mı? Yani ki, hani e, Apple... ben bu çok özür dilerim. Bir söylesen. cümle söyleyeyim ondan sonra okay. sen de yani ben bu malı aldım abi. Hani şu vaat şu vade efendim şu kadar para verdim ondan sonracığıma. eee ve Bunun içine şey de dahil yani daha önce bu kadardı bu niye bu kadar pahalı Hı -hı. bilmem falan bunu sorgulamak falan da hepsi içinde dahil. Hani bu, bunları sormak lazım yani. Kesinlikle sormak alırken. lazım. Apple özellikle hani eskiden özellikle öyleydi. Al ve unut tarzı unut derken hani hiçbir sorun çıkarmaz sana kullanırsın yıllarca falan bir firmaydı. Son zamanlarda sürekli böyle bu tip. Öyle mi diyorsun? Değil mi? Enteresan ya maşallah bilmiyorum yani ben pek sıkıntı ya, yaşamıyorum ya. Özellikle telefonlarda ya. falan insanlar yaşıyorlar ya onun ne, için diyorum. Ne sıkıntı yaşıyorlar mesela? Ne bileyim şimdi aklıma gelmedi böyle söyleyince de her yeni telefon çıktığında bir şeyler oluyor yani. Bilemedim. yani Şimdi şey de olmuş galiba sabah öyle bir şey gördüm ayrıntısını görmedim de maskeyle kandırmışlar yüz tanıma sistemini. Hmm. Hmm. Maskeyle kandırmışlar. Hmm. Onda, orada şey vardı ama ya o efendim e, yüz tanıma sisteminin altında böyle bir milyonda bir falan gibi bir ibare vardı. Belki bir milyonda bir şey olmuş olabilir yani. Neyse ben bu hani e, şey e, konusundan bahsederken sırf efendim e, telefondan falan bahsetmiyorum hani ya da elektronikten Hı -hı. de bahsetmiyorum. Hı -hı. Mesela şimdi bizde de gündemde ya atıyorum. Gidiyorsun mesela ne bileyim aklıma da gelmedi ya cips veya işte pirinç mesela alacaksın. Hı hı. Atıyorum. E şimdi bir kilo mesela evet. alıyorsun. işte kaç para mesela bir kilo pirinç atıyorum? Bilmiyorum. 3 lira mı 5 lira Daha mı kaç Daha pahalı. Aha. 8 10 lira da yani. Yo, yani neyse işte ne kadarsa. 7 lira diyorum tamam, tamam mı? Tamam 7 lira da güzel yani de pirinç almıştım 7 yok öyle. 7 lira olsun yani. Ondan sonra gidiyorsun gidiyorsun işte bir bakıyorsun işte aslında bakmıyorsun farkında değilsin. Hı? 750 gram 800 grama inmiş. Ya bir fiyata bakıyorsun hala şey ama işte 7 lira mesela. Hı hı. Yani burada da mesela uyanık olmak lazım o anlamda anlıyor e, musun? Sana bu malı satıyor işte şu kadara. <laughs> Nereye bağlamaya çalıştığımı anlıyorsun? Anlıyorum. Musunuz? Çok, çok astıyorum, ediyorum ama. ama anlıyorum. Arkadaşlar şu ekmek muhabbeti var ya. incelemelerim devam ediyor. ATV'nin <laughs> Yalnız... haberini. İki gündür inceliyorum Hakikaten öyle söyleyeyim. Hakikaten ciddi inceliyor, kare kare inceliyor. Yani <laughs> adam ne demek istiyor önce onu anlamaya çalıştı, sonra başka haberlerle kıyasladı. Henüz bir sonuca varamadık. Fırıncılar odası efendim. Evet, İstanbul hepsini bilmem, inceledi işte, yani ben şahidim. Oda bilmem ne odası falan hepsini inceledim yani hepsini inceliyorum. İki yıllık haberleri falan taradım il il 80 ilde işte efendim işte fiyat politikası nedir ekmekte 61 ilde işte şöyleymiş öbüründe böyleymiş ben hepsini hepsini çıkardım. O ATV haberini ben bu nezih sabahlarda yaparım yani. Hı hı. Fakat emin olmam lazım. O yüzden o yüzden şu anda duruyor. Haber haber hala çok komik bence. Yani komik ötesi. Şaka gibi bir haber yani. Burak Bayırlı demiş bak 200 250 ile aynı fiyatı değil 1 liraya çıkacak demiş o da. Nasıl? 200 düşürülen ekmek 1 liraya çıkacak. 250 gramlık 1 liraya çıkacak derken 1 liraya piyasaya sürülecek gibi mi? İşte ben onların hepsini falan Aha. araştırdım yani onu söyleyeyim. Ee, bu bana sorarsan haber haberin sunumu bu GTA efendim cheat kodlarla falan yarışacak bir haber yani onu söylemem lazım. Ee, neden bahsettiğimizi anlamayanlar da olabilir şu anda olsun. Efendim ATV'de bir haber çıktı e, ekmekte işte şey olacak israfı önlemek adına gramaj ayarı oynaması yapılacak falan diye şu anda vardığım sonuç bu hı. aslında bakarsak e, karar kılmış olan e, fiyat şu 250 gram 1.25 lira normalde hı hı. E, geçirilmeye çalışılan şey de şu biz bu 250 gramı 200 grama indirelim fiyatta 1 lira olsun. Hı hı. Çünkü çünkü o. Haberde de geçiyor. Biz zaten 1.25'e satamıyoruz bunu. Olay o resmi olarak 1.25 fiyatı ekmeğin aslında. Fakat rekabetten dolayı mahalle mahalle falan 1 liraya falan satılıyor bu ekmek. Biz bunu 200 grama düşürelim. Böylece Hı -hı. 1 lira olsun. Yani aslına bakarsak ben para kazanamıyorum yani bu ekmeği 1 liraya satmaktan 250 gramlık. Yani. 200 grama düşüreyim 1 lira olsun gene gibi bir Hı -hı. mantık var işin arkasında. Evet. Sen şimdi bu Olay yani olay bu normalde 1.25 olması gereken şey 1 liraya satıyorsun rekabetten gramajı düşürüp yine 1 lira olsun istiyorsun hı hı. aslında benim anladığım bu ama araştırmalarım devam ediyor hala. Bu haberi öyle bir sunmuşlar ki yani hani a, a, neyse burada e, burada sadece araştırmaya devam ettiğim efendim bayağı Uğur Dündarlık efendim sergiliyorum <laughs> şey öyle söyleyeyim. Şey de mı? mısın ee, basacak mısın fırınlara gidip arka tarafa girecek misin? Tabi tabi neden olmasın bu, <laughs> <laughs> yeni nesil hatırlamaz bunları ya bunları bilmezler yani Neyse geçelim bir diğer haberimize o zaman. Ufak ufak bunlar ufak haberler artık Up yani. Uptime'ımızda sıkıntı varmış galiba. Uptime e, komandımızda bakacağım efendim yayından 34 sonra. dakikadır yayındayız en azından ben onu söyleyeyim. Ha, sen söyle. Buradan söyleyeyim evet yani. Ninja Turtles. Ninja neydi? Ninja Turtles. Ne diyordu orada hatırlıyor musun? Geçen bakmıştık. Bakmıştık çok uzun Yazmadın bir şey söylüyor mümkün ama, değil, mi? değil. Hayır. Ne diyordu ya bir dakika şimdi. Bunu bir dakika özür diliyorum. Ee, ninja efendim. Turtles. Teenage Mutant Ninja Lyrics. Turtles. Di 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 di. Bom bom. Didi 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 didi. Buyurun buldum. Buldun mu? Her heroes in a half shell turtle power. Bu hani yani. Bunu anlamak mümkün mü ya? Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles, Evet gel gelmiş Turtles, bak Cyber Ninja Whistle diyor Turtles, Turtles bir de half shelf mi ne öyle bir He şey Heroes in a half shell Turtle power <laughs> <laughs> Tam bir de karaoke programı tabii, yapalım <laughs> tabii, evet, Alalım. Efendim şu şekilde Injustice 2'ye geliyormuş Ninja Cup evet. bağlar 4 bu 4 ama bu haksızlık değil mi 4 kişi birden geliyorlar Nasıl yani haksızlık yani bir kişi ya, Ayrı ya karşı... ayrı mı Dört kişi. Dört kişiyi mi oynuyorsun? Ya ben Anlamadım. sabahleyin bunun şeyini izliyordum. Bu reveal işte öyle bir teaser gibi bir şey yapmışlar. Reveal teaser. Reveal teaser. Evet. Ee, şey de var içinde Enchantress'le Atom da var. Hı Ondan sonra Atom. Anşanti. Atom. Hı -hı bunlar böyle çıkıyorlar arkadan. işte biz ekip olarak savaşıyoruz. Hu falan diyorlar. O Bilmişmiş. arada karamel bir çekti. Telefonum yere düştü. Devamını izlemedim. Yapma ya. <laughs> Yapma ya. Yani dördünü birden mi? E, yani bu cümleyi ediyorsun. duydum sonra hayır yapmıyoruz öyle. Tek tek savaşıyoruz diye düzeltiyorlar mıdır bilmiyorum. <laughs> Son 3 <birbirine. üç> saniyesinde <laughs> Göremedim, diyorsun. Göremedim evet. Trailer'ın öyle bir şey olmuş olabilir mi? Eee um... 41'e yükselecekmiş bu şekilde efendim oynanabilir hı hı. karakter sayısı. Bu anladığım Fighter kadarıyla. Pack 3 ile gelecekmiş e, ondan sonra cimba, tam çıkış tarihi belli değilmiş anladığım kadarıyla. Hı -hı. <coughs> Ama yani onu diyordum işte 4 kişi birden şey olmaz mı? Haksızlık hı. olmaz mı? Ya da Ninja Turtles ezik mi? Niye dört kişi onlar da diğerleri bir kişi gibi Doğrudur, bilemiyorum. sorular Nasıl var Nasıl olacak aklımda. bilemiyorum. Ya bu tabii Ninja Turtles'ın ne işi var Injustice'de diye bir muhabbet de döndü. Hı hı bak burada yazıyor 2015'te 6 sayılık bir efendim mini seri varmış. Batman ve Teenage Mutant Ninja Turtles crossover'ı. Yani bayağı enteresan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şu an bu bilgi kafamdan sökmek için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Pizza veriyorlar falan Batman'e. Bu arada Justice League'de Batman'in efendim eski teması kullanılıyormuş. Gördünüz mü onu? Tweetledim ben onu. Bayağı doğru yukarı bakıyor falan. Çalıyor bayağı. atlıyor şey. Vay dene Aslan ya canım benim. Güzel doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Her türlü arkasındayız yani. Ve günün nezi sabahların nezih son haberi. haberi son nezi haberi. Evet. Bu ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Son anda editoryal efendim dahil etmiş bunu. Birileri dahil etmiş ya. Kim onlar? Alejandro Inyarito. Buyurun seni dinliyoruz. Bir tane VR projesi yapmış. Hı hmm. Viar'la işte bir film gibi bir şey yapmışlar. 6 dakikalık sanıyorum bir deneyim. Ee, Meksika Amerika sınırından geçiş üzerine bir şey. Hı. Hani oralarda neler yaşanıyor bilmem ne insanlar da bunu görsünler diye. Ee, adı da şey Carne y Arena. E ee, yani flash ne? Et ve kum adında. E, bunu karne deneyimleyenler karnefla flash demek karne mis, flash, flash demekmiş. Hep demek. Flash. Arenada kum mu demek? Öyleymiş. Wow. Aa ilginç ya arena kum mu demekmiş. Enteresan. O dedin de Onu şimdi orijinde gir şöyle iki tane adam tokatlaması gelmiş. Yeter. Geldi. Yeter. Güzel falan. Gerçekten yeter yani. Kitleyeceğim o oyunu. <laughs> Şifre falan koyacağım. Vallahi istediğini yap. Neyse İler ne yeni diyordum? PlayStation'lı ronda oynar. E, tamam sen kendi kendine <laughs> orijine gitsen orada takıl Mısır'da. Deneyimleyenler çok etkileyici bulmuşlar hakikaten. Yani böyle çok etkilenmişler falan. Hı. Hatta bunun için sanıyorum. Bir, bir, bir akademinin teknik Oscar'ları var ya öyle bir şey verecekler galiba. Hmm. Şeyle beraber yapmışlar gene. E, bu <laughs> görüntü yönetmeni var ya. Ay <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Neden bahsediyorsun görüntü yönetmeni derken? İsmini unuttum. Fakat çok iyi bir görüntü yönetmeni. Kim? Lubeski. <laughs> Lübeski. Aa, Emmanuel Emanuel Lubeski <laughs> Onunla birlikte yapmışlar Oscar gene. Oscar aldı en son. Ondan en, sonra, sonra, sonra aldı şeyle? şeyle Gravity ile almıştı diye hatırlıyorum. Şeyle almadı mı? Eee Ayılı film Revenant'la. evet. Arka arkaya falan öyle... yo bir dakika. Revenant'la almadım ya. Bir dakika bir, bir saniye bir saniye. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Gravity'nin yönet görüntü yönetmeni o değil miydi? Üst... Gravity'nin oydu diye hatırlıyorum. O muydu? Hı -hı. Onunla almadım. Hatta hep şeylerle çalışıyor falan diye muhabbet yapmıştık bu o İspanyol asıllılarla beraber çalışıyor falan. Öyle miydi? Ha. Bir dakika ben bunu teyit edeyim de ondan sonra sıkıntı olmasın. Sen devam et canım. Buyur. Ee, şey üzerine konuşmuşlar tabii. Hani VR sinemalara gelir mi falan filan diye. Hani daha farklı bir şekilde Oymuş olur. Nasıl olur falan diye. Hı hı. Ondan sonra kafam uçtu bu arada pardon. Bir taraftan seni dinleyip bir taraftan Çok şey yapamadım. Çok özür diliyorum. Dağıttım. Yok, yok, Sen baştan değil. gir yani evet. Ee, de. Zaten yazıyor bak. Birdman, Birdman ve evet, evet, Revenant'lar efendim. Diyor. Ha, Arka evet. arkaya almıştı diye onu, onu at, Oscar evet. Evet tamam okey tamam. beraber çalışmışlar. Neyse öyle bir olay var yani bir yerlerde İlginçmiş. çıkarsa deneyimlemekte fayda olabilir enteresan İlginçmiş. bir proje çünkü. VR'ın kullanımıyla ilgili öyle bir şey düşünün yani öyle bir şey var ya e böyle bir empati efendim için veya işte bazı durumların daha iyi anlaşılabilmesi Hı -hı. için efendim e kullanılması gibi yani daha e oyun oyunun dışında Hı -hı. da belli alanlarda kullanılması öngörüsü var. Mesela işte ampdi efendim insanların hmm, nasıl yani, an, yaşıyorlar falan gibi mi? Phantom pain'i mesela anlatamaz ha. mısın? Düşün. Evet. Ee, gibi. Ya o tarz mesela yaklaşımların falan da eee VR için çok uygun olduğu muhabbeti dönerken bu da enteresan şey diyor, bir proje. Şey diyor mesela olmuş. E, şimdi, sen konuştukça bir taraftan hatırlamaya çalıştım haberin şeyini. Hı -hı. E, şey diyor adını Mesela diyor VR'da diyor en büyük şey yaptığımız olay diyor hani filmden farklı olarak diyor. Filmde diyor sen sonuçta şey yapıyorsun yönlendiriyorsun izleyicinin ne izleyeceğine sen karar veriyorsun. Tabii. Öyle bir diktatörlük söz konusu aslında diyor. Hı -hı. VR'da diyor öyle bir şey yapmadık biz tabii diyor. Iste isteyen istediği bir şekilde Hı -hı. dolaşıyor. Hani öyle bir şey bir narrativee bağlı kalmadık diyor. Ee, böyle keskin Hı -hı. uçlu. Ee, şey falan yapabiliyormuşsun hatta böyle insanların vücutlarına falan kafanı soktuğun zaman. Yani Hı -hı. kafanı o tarafa doğru soktuğun zaman kalp atışlarını falan işte Hı -hı. ne kadar yüksek mi o an heyecanlılar mı falan. ...falan filan onları hissediyormuşsun. Böyle enteresan bir Bu çıkmış mı peki? Ya şey, onu biliyor muyuz? Piyasada ya var mı bilmiyorum. Piyasaya çıkan bir, bir şey değil mi bu? sanıyorum şeyde... E, ...söyle adını. Bir enstalasyon diyorsun gibi. yani. <laughs> evet evet. Bir şeyde... Sergide, mergide ne falan mı? Ona? Bir F festival, festival falan gibi bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> İlginçmiş. E, biz de deneyimlesek canım yani. <gülüyor> <gülüyor> Halka insin bu tip şeyler yani. Sanat halk biz için. Biz de. <laughs> biz de istiyoruz. <laughs> biz de istiyoruz. Herhalde çıkar canım yani. Yani öyle... Herhalde. Bir şekilde deneyimlemesine izin verilir insanlar. Umuyoruz. Mi? Umudumuz bu yönde. Bazı zümrelere bağlı kalmasın. Doğru söylüyorsun. Oh. Ne oldu? Bir an bir kaşıntı geldi. Yani siyah örümcekle ilişkisi <laughs> olabilir mi? Bu mudur genç? Böyle ya. Nezi sabahlar böyle. Bugünlük böyle o zaman. Arkadaşlar. Yarlı Skype getirsinler diyor Mitch Selma olsun. Çok enteresan. Abi şu. gidip yüz yüze görüşmek. Ama uzakta görüşemiyorsun Doğru mesela. Doğru Hologram teknolojisi işte Star Wars falan böyle ondan sonra. Elinde yine yürüyor dolaşıyor. Ha, güzel olur be. Ha? Güzel olur. Geliyor geliyor onlar geliyor ufak ufak geliyor. Mutlu olursunuz. Sonra çıkmayacağız içinden. Tabii. ]miş. Tabii ki. Bak Cyber whistle diyor ki yayını birkaç birkaç gün daha uzatabilir misiniz? Puanla hiç alakası yok. Tabii Tabii canım. biz buradayız, yani sıkıntı yok. Sabahtan akşam şimdi ben bütün videoları şey yapacağım yani. Podcast <laughs> yapacağım şimdi. Oradan şey artık yama, puanları değil mi? Party toplarsınız. Hani bu kadar yıl boyunca yaptığı bütün videoları bütün arka arkaya tek birden. birden. Evet arkadaşlar var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Yoksa ufak ufak neyse sabahları kapayalım. Ee, ben de geçeyim işimin başına. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya? <laughs> İş yapacağım. Ondan Halbuki sonra... ben neler yapacağım? <laughs> Söyle hadi söyle ne yapacaksın onu söyle hadi söyle. Söyle yanımda burada kıp 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 duruyorsun. Kıp kıp mı dedi? Öyle işte kıpır kıpır yani. Yok ben alakası var işte. Dedi. Yeni bir ifade bulduğumu düşünüyorum. Kıp 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 kıp, kıp etmek yani. <laughs> kıp, kıpır kıpır yani. Ama arada bir fark olması gerektiğini ha? düşünüyorum. Kıpır kıpırla arasında ufak da olsa bir fark olması Doğru. gerektiğini düşünüyorum. Kıpır kıpır çok daha e, e, efendim şey, ekspresyonist yani. Kıp kıp daha böyle belli. Kıp kıp kıp. Yani anladın mı? Durduğu yerde duramıyor gibi. Sen tamam, bırak şimdi program bitince nereye gideceksin onu söyle. Spa'ya gideceğim. Hayatımda <laughs> ilk defa spa'ya gidiyorum spa. Eşik olan değil. <laughs> Sana hayırlı spalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Walking Dead ne zaman çıkacak bilginiz var mı demiş Kozaklı? <laughs> Bilmiyorum. A -a. İlgimi de çekmiyor şu anda. <laughs> ya yeter hakikaten ne olacak ya? Of. Vallahi billahi. Ha, İzleyecek miyiz bu, bu haftada Bilmiyorum. ne yapacağız? İzleyelim bakın belki güzel bir şey çıkar. Güzel bir şey çıkarsa konuşuruz sinemaskop. Buna inanıyor musun? Hayır. Tamam. Kesinlikle inanmıyorum. Merak etme. Şeyin de bu arada sezon arasıymış. Ee, yok bu son Discovery. yok var bu son bölüm işte. Son bölüm. Peki. Hmm. Arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Nezih sabahları noktalıyoruz. Bu gece yayında görüşmek üzere diyorum. Kendi adıma büyük ihtimalle e, Mario Odyssey oynayacağız. Değil mi Gülcüm? Evet canım. Bu mudur? Budur. Bu arada estağfurullah eşek olan değil derken sizinle dalga geçmedim. Ben de sürekli eşek olanı anlama eğilimindeyim de o yüzden öyle bir şey söyleme ihtiyacı hissettim. Ya anlayacak ne hocam? Spa'ya gidiyorum derken bay eşeğe gidecek halin yok herhalde yani. Bu arada spa'ya gidiyorum deyince neyse. Neyse, o, o bizim aramızda kalsın. Burası yeri değil yani. Merak, öpersin <laughs> Canlı yayın yeri değil yani. <laughs> Hadi kapıyorum. Tamam. Kendinize iyi bakınız i̇yi arkadaşlar. Kendinize. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. <laughs>